Kalk kalk. Buyurun. Kalk kalk. Ne? Kalk kalk kalk. Buna almıyoruz, buna oturuyorum o zaman. Aa Zehra. Efendim? Ben ne yapayım? Yapacak işim, ben gideyim mi ben? Gideyim ben. Oyunlarımız aynı oldu ya. Sen bilirsin. Hakkı'ya sor git istersen. Yani hep sette bulunmak istedim tabii de hiç beklediğim gibi çıkmadı burası ya. Biz şimdi güneşin gitmesini bekleyeceğiz. İstersen sen çık git gez dolaş gel. Bak çay da almamışsın. Çay almazsan sıkılırsın sette ama çok normal bu. Ama sordum 3 defa su çekiyoruz dedi. 3 kere mi su çekiyormuş? Yusuf'a sordum. Yüzü orada sordum. Ama bak böyle olmaz ki. Sen senaristsin. Bir ağırlığını koysana. Sen olmazsan bu set de olmaz. Hadi canım. Hadi canım. Yani ne sanıyorsun ki? Tekin hocam diyorum sana. Bak hocam, hocam sette bir üst rütbedir. Anlatabildim mi? Alış buna artık ya. Çay! Lan ben deminden beri bağırıyorum orada çay çay diye. Kimse sikine takmıyor. Kız bir kere çay dedi hemen getirdin ya. Tekin hocam, alın lütfen çayınızı yahu. Zehra'cığım. Alın alın, keyfinize bakın Tekin hocam. Zehra'cığım. Hakkı Beyciğim'e söyle bana ihtiyacı olursa buralarda bir yerde olacağım. Gelsin çağırsın beni. Sen gene de gelsin çağırsın beni girme de. Sen direkt ekibe sal. Hiç onlara girmeyin. Ha, ha. Hadi. Aa Zehra. Ha? Yok bir şey yok. Fıtı fıtı fıtı. Ne var ne bakıyorsun? Bana mı dedin? Ne dedi? Ne dedi? İşin ne dedi? Gidip bir şey yersene. Oldu o zaman. Kolay gelsin. Kızma değil mi hocam? Bakıyordun ne bakıyorsun dedim. Fena mı yaptım? Donanmadan yanlış anlaşılıyorsun. Merakla sordum. Hocam yani bir yanlış anlamışsın olurdu sanırım. Beni şikayet etme yani bir vurgular şeyim var. Bu sebeple yanlış anlaşıyorum canlı. Oldu o zaman. Kolay gelsin. Tekrar kolay gelsin. Bu bakış istemedim ben. Bu bakış, bu kodama bakışı. Allah'a ne var? Lan Akı Bey de söyleme. Kötü bir niyetim yoktu. Donanma beni yanlış anlaşılıyorsun. Vurgulama aslında. Yemin ederim doğru anladım. Yemin ederim doğru. Onur. Ne oluyor lan? Ya yok bir şey. Sen size koydum lafı. Sana çevirdim şikayet etmesin diye. Malı bağırdı herif. İnsanlar bizi tövbe etsin ya. Aferin koçum. Büyük gelişme var sende. Aynen devam. Efendim? Çok ciddi bir sorunumuz var. PGR lan onlar. Figürasyonla ilgili ne gibi bir sorun olabilir ki? Tiplerini mi beğenmedin? Gönder yerleri gelsin. Sorun çok daha büyük efendim. Paralarını istiyorlar. Oha çüş yuh. Ne parası lan? Daha dün bir bugün iki vizyona girmeden ödenir mi para? Hayır bilmediğinden soruyorum. Vedat ödenir mi? Yani şimdi fabrikada şişe yapma işçisi falan olsan o şişe satılmadan da maaşını alıyorsun ama bizim sektör şartları falan tabii. Tamam sus. Demagoji yapma bana. Gönder yenileri gelsin. Ama önceden sahne çektiydik ya efendim bunlarla. Bizim devamlılığımız var diyorlar. İsterseniz gönderiverin bizi o ilk sahneleri bir daha çekersiniz diyorlar. Abo nereden akıllarına geliyor lan böyle şeyler? Bunlar sendikalı çıktı. Alırken iyice araştırmalı sendikalı çıktılar. Gerizekalı. Hangi sahneyi çekiyoruz biz peki? Bıçaklama sahnesi. Bütün mahallenin önünde İbrahim Erol'u bıçaklıyor. Ya bıçaklaması olmuyor mu peki? Ya onu bilmiyorum ben. Tekin nerede bizim? Ya o içerideydi o ya. Tekin! Arkadaşlar sakin, sakin ama ya. Şu bak ama bak sermaye düşmanlığı yapmadan gözüm. Ya tam bana el kol yapma ya Allah Allah arkadaş ya. Ben yapımın adamı yardımcı yönetmenim lan. Tekin'im anlamıyorum yani gerçekten anlamıyorum. Şu fötür şapkamın altındaki aklım bunu almıyor. Ha mahallenin ortasında 20 kişinin arasında bıçaklamış, ha evde tek başınayken Erol'u bıçaklamış. Ne fark ediyor yani? Çok yaşayayım. Ben de göreyim. Allah ölmüşlerinize kavuştursun. Komedi kalabalıkta zaten. Tek başına olsa bu gerilim filminden farkı kalmaz ki. Biz gerilim filmi miyiz? Evde tek başına. Bunun nesi komik? Ne alakası var? Ne alakası var acaba? Bıçaklarken muza basar düşer İbrahim. Komedi ise komedi. İlla durum komedisi mi yapacağız? Erol şarkı söyler. İbrahim mahalleden girer bunu duyar. Ne zanneder? İşte bu rastlantından komedi doğuyor. Ha tamam. Evet onu anladım da Tekin'cim yalnız bak senaryodaki bütün dış gecelerin hepsi duruyor. Sen onu hani değiştirecektin? Bak ama yazdıklarını atabilen yazar iyi bir yazardır. Nokta. Ben onu değiştireceğim de değiştirmeden sizinle bir konuşalım istedim. Konuşacak bir şey yok Tekin. Dış gece yasak. No. No dış gece. No. Yalnız o eli... Çok zor oluyor.
maliyeti yükseliyor. O açıdan yani de yani ama sen de tabii illa sen o olsun diyorsan eser sahibi sensin yani. Ama değiştireceğim deyince ben sana inandıydım da o yüzden yani. Değişti. Bakacağım ben ona. Bakalım. Tamam bakacağım ben ona. Neye bakacaksın acaba? Neye bakacaksın? İbrahim Erol hem dış hem gece hem de kalabalıkta bıçaklıyor. Anasının amı yani. Yani. Ya yavrucuğum bak Spielberg bile senaristlerine dış gece yazdırmıyor. Öğren artık bunları Tekin. Ne yapalım o zaman? Gece gene gece olsun, iç olsun. Gece iç olsun bizim olsun. Ev mi yani? Nein. Shit. Oh shit. Kapat kapat. Bunun dumanı tütünce ben de yemek zandaydım da yalan. Kalabalık olması lazım. Komedi kalabalıkta. Kahve? Orta olsun. Kahvehane olur. Bir kişi olur mu peki? İki masa. King oynasınlar. En az 7 figüran. Yok. 2 kişi olsun, pişte oynasınlar. Ya okey bile en az 4 kişi. Tamam, senin güzel hatırın için 3 kişi olsun. Ya hadi uzatın ellerinizi. Ya ne oldu ya küslük böcekleri? Ya çocuk gibi yapmayın, uzatın ellerinizi. Allah'ını severseniz. Ya lütfen. Ha? Uzatın ellerinizi, yapımcı konuşuyor lan burada. 3 kişi. Hayırlı olsun. Tabii yani değiştirebilirse 3 saat içinde yazılmış mekanları sen o sahneleri başka mekanlara taşıyacaksın. Bu bir yetenek ve beceri işi. Becerebilir misin bilmiyorum. Yani yapamasa da bir şey demem canım. Ama zeki bir çocuğa benziyor bu. Yapar yapar. Hakkı, her şey tam istediğimiz gibi tıkır tıkır rayında gidiyor. Setten 3 figüran. Halil abinin kahveyi de telefonla ayarladıydım zaten. Oğlum, bizim var ya bu iyi polis, kötü polis işi çok tutar. Bunu sık sık yapalım da Hakkı. Arabam 60 model, arabam 60 model frenleri tutmuyor, frenleri tutmuyor. Güzelleri görünce, güzelleri görünce yokuşlara çıkmıyor, yokuşlara çıkmıyor. A benim dede... Bunların opsi mopsi yok muydu ya? Tutturdular çekim mekanında yaz diye. Neneciğim, a benim... Özür dilerim, sen öyle bakınca ben yazamıyorum. Sen bana bakma ya, keyfine bak. Biz bütün seslerini bekliyoruz ama olsun, acele etme. Şimdi karar verdik ya, bunun değişmesi biraz zaman alır. Ne yapalım canım, bizim de kaderimizde senarist beklemek varmış. Ne bekliyorlar? 2 saatte Neşeli Günleri yeniden yazmamı beklemesinler de. Ne beklemesin, ne beklemesin? Tekin Hoca ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor, nasıl gidiyor? Bitmek üzere Vedat'cığım. Sakın acele etme ha. Biz bütün set bekleriz seni. Zaten bizim işimiz ne değil mi? Kes hele kes. Ben yaptım ajitasyonu. Rahat ol. Öyle mi Zehra Hanım? Öyle mi? O zaman bu boşluktan istifade size arkadaki depoda zeka olimpiyatları soruları kitabından çözdüğüm soruları göstermek isterim. He Vedo he. Bir de kitabın adını gösteriyor bana ya. Ezik. Tamam git sen geliyorum ben. Hadi anam hadi. Ne diyordun sen? Bir şey diyordun. Bir şey anlatıyordun. Neşeli günler diyordum. Film yok mu ya? Turşulu film. Ya şekil turşu yedik ya şimdi oradan geldi aklıma. Sen seviyorsun Neşeli Günleri. Bayağı bir Neşeli Günler saplantısı aldı gidiyor. Gülerim izleyince ama o kadar çok sevmem. Sonuçta aile değerlerini yüceltmek gibi bir misyonu var filmin. Ama Şener Şen'in en çok eğlendiği film olmuştur bence. Öyle vallahi herkes çok komik. Şener Şen de bayağı yardırıyor filmde. Gülen gözleri o kadar sevmem mesela. O filmin eleştirisi eksik bence. Şimdi katı baba figürünü eleştirir film. Gençleri ve onların yanında duran anneyi tutar. Güzel ama yarısında 180 derece döner. Gene katı ama eskisi kadar değil babadan. Özür diler herkes. Olaylar tatlıya bağlı. Yani ben daha çok öyle eğlenmek. Asıl favorimi sorarsan köyden indim şehre bir. Oo evet ya herkes var o filmde. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit. Oo. Ben o filmi ne zaman izlesem aklıma Die Hard 3 geliyor. Ne alakası var diyeceksin. Die Hard 3 harita gibi film ya. Bize sürekli oranın, New York'un ünlü caddelerini, sokaklarını ezberletir. Aynısı köyden indim şehre bir de İstanbul için yapılıyor. İşte yok Dikili Taş'a gidelim, yok Çemberli Taş'a gidelim, Taksim'e gidelim falan diye. Evet doğru aslında. Ama ben o ikincisini daha çok seviyorum. Hani Ankara'da geçen Altın Buldukları. Ankara'yı ben sevmiyorum ya. Gri şehir. Deniz yok. Askerliğimi orada yaptım. Deniz yok. Evet deniz yok. Yalnız sen bunu bizimkilerin yanında söylemezsen iyi edersin yoksa döverler seni. Döverler mi sahi? Evet döverler.
Ya iki de güzel de bir daha komik bence. Saçmalama canım, iki daha komik. Bir. İki. Bir daha komik. Ya iki. Bitti. Al bunu, alamaz mısın? İki. Döverler mi hakikaten? Evet, döverler. Evet. A benim nineciğim, a benim nineciğim, hoplayıver dedeciğim. Pah 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 pah. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.